Burada inşaatta çalışıyorum. Damadım Cengiz Türkan, Aydın İncirlova'da, Alpadere'de de ev aldı kendine, bir emekli polisin evi. Onda sıra ev alırken aslında bir hafta geçti. Emekli polis Cengiz'i arıyor. Gel gidelim evinize bakalım. Biz eve bakmaya gittik. Ondan sonra eve baktık. Orada kahvedekiler kardeşimi çağırdı. Gelin siz benim yanımda oturun. Biz de vasıtasında eve bakmaya gittik. Emekli polis de vardı yanında. Ondan sonra ev sahibi dedi ki şimdi alttaki üstteki müşteri olduğu için tabii alttaki tapusu bizde. Siz kimsiniz? Biz ev alan kişiyiz. Ev sahibi de burada. Ondan sonra ev sahibi dedi ki sen niye bu evi sattın? Sonuçta dedi benim tapulu evim, ben bunları sattım. Yok evi satamazsın. Bu evi satarsan buradan köye gelemez. Niye köye gelemez? Bu yok bunlar doğulu, burası doğulu. Burada olmadığı için bunlar doğulu buraya gelemez. Ondan sonra siz gidin burada. Bir süre size haber veririz. Ondan sonra bizdik ama sonuçta paramızı verdik. Evi aldık. Tam evin kapısı açık. Girin evi içine bakın. Bize dedi ki şimdi dedim, evi sahibi olmadığı için nasıl evi içine bakalım? Sonuçta adamın eşyası orada. Yok yok girin evi içine bakın. Biz de o esnada evin içine giremedik zaten. Orada emekli polis dedi ki üstteki dedi ya dedi kardeşini çağır adamla gelsin eve baksın. O anda zaten üstteki geldi emekli polisin kafasına bu şekilde yaptı. Gidin dedi. Şimdi benim kardeşim tri yolunda incir topluyor. Ondan sonra biz de o esnasında gittik zaten. Dedik o esnada bir hafta sonra gelip eve bakacağız. Ondan sonra çıktı gittik. Baktık kahvedekiler dedi ki siz dedi burada gidin burası size yaramaz. Burası doğulanın yaşayacak yeri değil. Şimdi burası hepsi köylü olduğu için hepsi akraba. Biz de ondan sonra çıktı gittik. Biz iki arabayla gittik. Babamlar ön tarafta gitti. Biz de arka tarafta gittik. Ona biz de 10 dakika sonra çıktığı için çünkü virajlı olduğu için mecburen yavaş gitmek zorunda kaldık. Önümüzde bir kamyon yanaştı. Yolu kapattı zaten. Baktım bir tane oğlun elinde sopa var. Demir sopa var. Bir tanesi de elinde sopa var. Ben orada başımı camda çıkarttım. Ne oldu? Dedi sen in aşağıya. Ne de geliyorsa Alpadere'de geliyorsunuz. Ondan sonra hiçbir şey demeden tak elini aldı, baktım elime vurdu. Babası da geldi kafama vurdu, kemiği orada hissetmedim, üstüme çıktılar. Ben orada kendim baktım kardeşime saldırıyor. Hem birisi bana vuruyor, bir tanesi de kardeşime vuruyor. Başım, ben kan içinde olduğum için kan akıyor. O anda başım dönüyor, kendimi hissedemiyorum. Baktım tak arka tarafa midratör geldi. Midratörün içinde 4-5 tane erkek, geri kalan hepsi bayan. Bayanın bir tanesi gömlemi tuttu, gömlemi yırttı. Ondan sonra, şimdi bunları bırakmayın, bunlar burada kalsın, köylü geliyor zaten. Ben de o arada bir tanesinin elini öptüm, abi dedim kurbanım bak elini öptüm dedim. Ne olur bizi bunların elinden kopar, kurtarın diye. Oğlum diyor sen diyor sesini çıkarma diyor, buna vursa diyor sesini çıkarma, buna kendisi durur zaten. Abi dedim ben ölüyorum bak dedim, kaykabımdan ölüyorum, ben nasıl sesimi çıkartmayayım? Ben mecburen bağırmaz bunda, ben ölüyorum. Ondan sonra baktım Mikati Tepe'de bir tanesinin elinde demir var, bir taş var. Aldım taşı attı, boynuma değdi. Ben bağırdım dedim sen ne yapıyorsun? Ondan sonra sesini çıkamadı. Şimdi inecek, ben bağırıyorum, inemiyor. Ondan sonra arkasında bir baktım, bir tanesi kamyon orada yolu kapattı. Ondan sonra ben de dedim, Cengiz dedim, bak dedim, kaykabımdan ölüyorum dedim, çabuk beni hastaneye kaçın. Ondan sonra bir anda ailem orada, ailemi bırakamıyorum. Bir anda da benim kaykabımdan dolayı ölüyorum. Ondan sonra batı tepedeki de diyor, bunlar doğrudur, siz diyor, bunlar bırakmayın diyor, köylü hepsi geliyor şimdi. Biz köylüye haber verdik. Ondan sonra ben de dedim, Cengiz dedim, beni hastaneye kaçın, yani dedim, ben ölüyorum dedim, yoksa dayanamıyorum. Ondan sonra tam köyde çıktım zaten, baktım orada taksiler geliyor, motosikletler geliyor, hepsi içinde full dolu. Başımı eğdim, yanımda da ablamın çocuğu vardı. Herhalde bunlar değil diye şüphelemediler bizde. Yolu açtılar, tekrardan arkasında gelen doblo araba, baktım bunlara bize bakıyor. Yine şüphelemedi, uyuşturmadı zaten, uyuşturdu, devam edip gitti. Baktım babam beni arıyor, dedi şu an hepimiz ölmekten beteriz, bizim durumumuz iyidir, biz şu an iyi değiliz. Dedi ne oldu? Dedi Hasan'ın sırt kemiği, Hasan'ın boynu komple kafası şu an paramparça etmiş. Şu an altını aldılar dedi, annem de ayağına sıkmış, annenin ayağına değmemiş. Şu an hepimizi talan etmişler, ben de ormana kaçtım, köyde hepsi geldi. Ben şu an ormana kaçtım, nerede olduğumu bilmiyorum. Mecburen kendimi saklamışım. Dedi annenle kardeşin şu an belki ölmüşler. Şu an onların durumu nasıl olduğunu ben bilmiyorum. Kardeşimi aradım dedim ne oldu aslında dedim senin durumun nasıl abi dedi belki ben ölmüşüm bilmiyorum dedi benim sırt kemiklerim hepsi ağrıyor. Ondan sonra baktım köyler bunların üstünde komple yolu kapatmışlar. Kamyon olsun, doblo olsun, pikaplı olsun bunlar yolunu kapatmışlar. Demiş ki bunlar demiş hiçbir şey değil bunları geçirmeyin burada. Ondan sonra orada kardeşim baygın yatarken herhalde orada öldüğünü sanmışlar. Bu şekilde bırakıp kaçmışlar bunları.
Yani jandarma olsun, ambulans olsun herhangi hiç kimse gelmedi. O kadar aradığımıza rağmen kimse bizim yanımıza gelmedi, bizi korumadı. Jandarmada sadece söylediği kelime bu. Gidin hastane de raporu alır. O şekilde bizim yanımıza gelin. Kimse de bize sahip çıkmadı. Tabii ki bizim oradaki bizi düvenledi Kürt olduğumuz için biz bu hale getirdiler. Jandarmada herhangi hiçbir şeyde müdahale etmediklerini biz o konuda çok sıkıldık. Zaten şu an biz iyi değiliz. Ambulans olsun, herhangi hiç kimse de orada görmedi zaten. Ben kendi imkanlarımla hastaneye geldim. DAB raporu aldım. Ben jandarma gittim, jandarma tarafından ifade verdim. Orada ben jandarma dedim, bak dedim bir sürü kişi geldi bize saldırdılar. Bir sürü kişi gelip bizim üstümüze çöktüler, bağına vardı. Evet, jandarma sadece söylediği kelime bu. Ben biliyorum, orada 2-3 tane köy var. Onlar çok sıkıntılı, hepsi aileli zaten. Siz boşuna o köye gittiniz. Keşke o köye gitmeseydi. Ben dedim ki tamam o köy, ya burası ya Türkiye nasıl dedim böyle sıkıntılı bir iki tane köy olun. Hiç kimse müdahale edemiyor mu niye onlara? Orada kahvede oturan köyün sakinleri nereli kardeşlerime hani nereli olduklarını, nereden geldiklerini sordu. Onlar da doğulu olduklarını, Iğdır'dan geldiklerini söyledi. Ve o bunu söyleyince kendi aralarında tartışmaya başladılar. Bir süre sonra biz oradan uzaklaştık ama bizi takip ettiler. Bulunduğumuz bir yol kenarında önümüzü araçlar, önlü arkalı araçlarla yolumuzu kapattılar. Demirlerle, sopalarla kardeşlerimi dövmeye başladılar. O kardeşimi hastaneye götürürken o esnada ben, annem ve bir kardeşim, bir de arkadaşı yanımızdaydı. Biz kendi aracımıza bindik. Tekrardan gitmek için tekrar yolumuzu kapattılar. Ama bu sefer elinde sopalar, demirler ve silahlar vardı. Ondan sonra bize zarar vermesinler de bu esnada arabayı kırdık, yönümüzü değiştirdik. İzmir yoluna biz yol altı gitmek için orada da yolumuzu kapatmışlardı. Ama orada yolumuzu kapatmışlardı ama yani birçok araç vardı. Hani araç, kamyonet vardı, minibüs vardı, dolmuş vardı. Yani hemen 50-60 kişi aracın içinden indi. Biz tekrardan geri dönmek istediğimizde arkamızda da bir de araçlar olduğunu fark ettik. Oradan da geldiler. Ondan sonra hiçbir sorgu sual yok. Direkt demirlerle sopalarla giriştiler, vurdular çocuklara. Çocuklara vurdular. Ben de o arada araya girmeye çalışıyorum. Tabii bana da vuruyorlar. Ondan sonra biz hani neden vuruyorsunuz diye sorduk. Siz neden bizim köyümüze geldiniz? Siz Kürtsünüz. Buraya Kürtler girmez bilmiyor muydunuz? Bizim köyümüzde, bizim bölgemizde ne işiniz var? Tamam dedik, biz bilmiyorduk. Öğrendik o zaman hani bize zarar vermesinler diye. O zaman madem bizi bırakın biz gidelim. Hayır dedi, siz buraya geldiyseniz sizin cesediniz çıkar. Cesediniz sağ bir şekilde buradan çıkamazsınız dediler. Ondan sonra çocuklara vurmaya başladılar. 5-10 kişi çocukları yatırdılar kafalarına sopalarla. Ondan sonra tekme tokat dövüyorlar. Ben kendimi kardeşimin üstüne attım. Kardeşimin üstüne attım koruma amaçlı. Ondan sonra döndüm baktım ki arkadaşı da dövüyorlar. Bu sefer kardeşimi bıraktım. Arkadaşımın üstüne kendimi attım. Onu korumaya çalıştım. Ondan sonra devam etti, beni de çektiler, ittiler onu, tacizleri, köy küfürlü konuşmaları. Sonra döndüm baktım, annemi de dövüyorlar. Annem bir şekilde kendini korudu, kardeşime silah yöneltti. Kardeşimi öldürme amaçlı, annem de kendini öne attı. Şöyle elini bir silaha vurdu, kardeşimi vurmasın diye. O silah o anda patladı, annemin ayağının dibinde. Sırtıma vurdu, tekrardan iki çocuğun aynı anda yani bir araya getirdiler. İki çocuğu vururken ben onların üstüne uzandım çocuklara. Sonra çocukları döverken çocuklar baygınlık geçirdi ve ağızlarından burunlarından kan geldi. Onlar da çocukların öldüğünü düşünerek gitmeye başladılar. Hani şunu da söyleyeyim, gitmeden önce çocuklara vuruyorlar ya, vururken gülüyorlar, kahkaha atıyorlar. Biz bu Kürtleri nasıl dövüyoruz, bak nasıl eziyoruz bu teröristleri. Bak söylerken bir de gülüyorlar, video alıyorlar. Hani çok kötüydü ve ben bunun psikolojisinin travmasını atlatamıyorum. Yani ben şunu düşünüyorum, Allah'tan çocuklar bayıldı. Çocuklar bayılınca çocuklar öldüğünü düşünerek bıraktılar. Zaten onların amaçları da buydu. Hani ne yapmaya çalışıyorsunuz, biz gidelim bırakalım. Hayır, bizim amacımız sizi öldürmek. Siz buraya geldiyseniz siz sağ bir şekilde bizim bölgenizde çıkamazsınız. Çünkü o anki darpta benim arama fırsatım yoktu ama sadece kalese basıyordum. Ondan sonra jandarmadan bana, jandarma tarafından, erleri tarafından geri dönüş yapıyordu. Neredeyim ve niçin bastığımı sordular. Ben şurada hani işte biz darp ediliyoruz, biz rehin almışız, kardeşlerim öldürülüyor. Burası bizim bölgemiz değil diyordu.
Tire jandarmasını arayacaksınız diyordu. Zaten biz o esnada onlardan kaçtığımız için, bulunduğumuz bölgeyi bilmediğimiz için, kimi arayacağımı ve nasıl adres konu belirteceğimi bilmediğim için onların bunu yapmasını istedim. Ondan sonra kapattı. Kapattı, bir daha kalese bastım. Bir daha aradı, bu sefer polis. İzmir polis de şuradan şöyle. Dedim ki gerçekten bakın, bizi bir köyle rehin almışlar. Bizi öldürüyorlar, kafamıza silah dayamışlar. Kardeşlerimi linç ediyorlar. Onlar da bizim bölgemiz değil, tekrardan bulunduğunuz bölgenin jandarmasını arayın. Ben de onlara belirttim. Biz bu bölgeyi bilmiyoruz. Biz onlardan kaçarken tesadüfen bir dağ başına bir yere sığındık ama bulunduğumuz yerden haberimiz yok. Siz benim telefonumun benim konumunda bizi bulun dedim. Onlar tekrarladılar. Biz oraya gelemeyiz. Bizim bölgemiz değil. Başka o bulunduğunuz bölgenin jandarmasını arayın. Ben de tekrardan onlara, ben bu bölgeyi bilmiyorsam onlara burayı nasıl belirtebilirim ya da burayı nasıl çağırabilirim?